Kendimizi sefil de kılabiliriz, güçlü de. Her ikisi için de harcanan çaba eşittir. O böcek ile aramda hiçbir fark yoktu. İkimiz de birbirimizden daha üstün değildik. Ölüm bizi eşit kılmıştı. Ölüm bize meydan okuyor. Büyücü olsun, sıradan insan olsun, bu meydan okuyuşa karşılık vermek için doğmuştur. Yaşam, ölümün bize meydan okuma yollarının bulunduğu bir süreçtir. Ölüm etken güçtür, yaşamsa arena. Kendini kapalı kılmanın saklanmak ya da kendini gizlemek anlamına gelmediğini, ulaşılmaz olmak anlamına geldiğini söyledi. Herkes senin saklandığını biliyorsa fark etmez ki saklanmış olman. Ulaşılamaz olmak demek, çevrendeki dünya ile temasında tutumlu olmak demektir. Kibir, zamanımızın çoğunu başkalarının yaptıklarına alınarak geçirmemizi sağlar. Kibri, yaşamımızdan çıkardığımız an incitilemez hale geleceğiz. Kibrin üstesinden nezaketle gelinmez. Her şeye aynı açıdan bakarsan, hep aynı şeyleri düşünürsün. Hep aynı şeyleri düşünürsen, hep aynı şeyleri yaparsın. Savaşçı olalım ya da olmayalım, zaman zaman hepimizin önüne bir şans düşüverir. Sıradan insanla savaşçının farkı, savaşçının bunu biliyor olması, uyanık kalması, bekliyor olması, o bir şans ortaya çıktığı anda onu yakalamasıdır. Karşına çıkan her yola sonunu düşünerek dikkatle bak. Defalarca yap bunu. Sonra sor kendine. Kendine, sadece kendine sor. Bu yolun bir ruhu var mı? Varsa yol senin içindir. Ama yoksa yol senin için gereksizdir. Bilgili adam yüreğinin yolunu seçer ve bu yolda yürür. Sonra çevresini saran dünyaya bakar. Onu bağrına basar ve gülümser. Çünkü hayatının çok ama çok çabuk geçeceğini bilir. Fazlaca kendinle meşgulsün. Sorun burada ve bu müthiş bir yorgunluğa neden oluyor. Güç sahip olduğun bilginin cinsine bağlıdır. Faydasız şeyleri bilmenin anlamı nedir? Bak ve etrafındaki mucizeleri gör. Yalnızca kendine bakarsan yorulursun. Bu yorgunluk seni başka her şeye karşı körleştirir ve sağırlaştırır. İnsanın kendisini önemsemesi onu ağırlaştırır, beceriksiz kılar. Kişi kendini beğenmişin biri olur çıkar. Bilgi adamı olabilmek için kişinin hafif olması, akıcı olması gerekir. Doğduğumuz günden beri insanlar bize sürekli olarak dünyanın falanca şekilde veya filanca biçimde olduğunu söyleyip duruyor ve dolayısıyla biz de dünyayı insanların anlattığı şekilde görmek zorunda kalıyoruz. Korkmak kötü bir şey değildir ki, korktuğun zaman değişik görürsün her şeyi. Ölümün avcı olduğu bir dünyada pişmanlıklar ve kuşkular için zaman bulunmaz. İnsanın durup dururken bilgi adamı olmayı istemesi için kafadan çatlak olması gerekir. Aklı başında birinin bunu istediği görülmüş şey değildir. Ölüm düşüncesi ruhumuzu ıslah eden tek şeydir.
bir savaşçı ne yaptığını biliyormuş gibi davranır. Aslında hiçbir şey bildiği yoktur onun. Sadece bir savaşçı bilgi yolunda sağ kalabilir. Çünkü bir savaşçının sanatı, bir insan olmanın dehşetiyle bir insan olmanın görkemini dengelemektir. Bir savaşçı kendini istediği an ulaşılabilir ya da ulaşılmaz kılmayı öğrenmelidir. Korku, bilgi yolunda ilerleyen kişinin üstesinden gelmesi gereken ilk şey, doğal düşmandır ve kendine rağmen öğreneceksin. Kural böyle. Ben kimseye hiçbir zaman kızmam. Hiçbir insanoğlu beni kızdırmaya yetecek kadar önemli bir şey yapamaz. İnsanlara ancak eylemlerinin önemli olduğunu hissettiğinde kızarsın. Çok uzun zamandır böyle bir şey hissetmiyorum. Gerçeklik, yaptığımız yorumdan başka bir şey değildir. Sen onu ulaşılabilirliğin yüzünden kaybettin. Sen hep onun kolayca ulaşabildiği bir konumdaydın ve yaşamın da tek düze bir yaşamdı. Ölümün avcılık yaptığı bu dünyada kuşku ve pişmanlık için zaman yoktur. Ancak kararlar için vakit vardır. Beş bıldırcın birden yiyemezsin. Bir tane yersin. Pek gerekli olmadıkça kendini rüzgarın gücüne açık bırakmazsın. İnsanları, özellikle sevdiğin kimseleri kullanıp onları kupkuru bırakana dek sıkıp sularını çıkarmazsın. İç çekmeler var. Gizlendiği için derin, gizli bakışlar var. Haram olduğu için tatlı, kızaran yanaklar var. Ama günah işlemek için değil. Adamın birisini ayaklarının altında çiğnemeye hazırlanırken, tinine ince ayar çekmenin adı denetimdir. Savaşçılar, yaklaşmakta olan zamanı görürler. Normalde gördüğümüz, bizden uzaklaşan zamandır. Yalnızca savaşçılar bunu değiştirebilir. Ve kendilerine doğru ilerlemekte olan zamanı görürler. Şamanlar, kendini önemseme maskesini düşürdüler. Ve onun bu maskenin ardına gizlenen kendine acıma olduğunu buldular. Düşüncelerimi toparlayamıyorum. Saçma sapan düşünceler sökün ediyordu aklıma. Olup bitenle hiç alakası olmayan düşünceler. İnsanların edimleri önem taşıyorsa senin için o zaman kızarsın. Bilge savaşçılar farkındalıklarını artırmaya uğraşırlar. Kendilerine verdikleri önem tümüyle yok olunca en yüksek farkındalık düzeyine ulaşırlar. Kendilerinde savunulacak hiçbir şey kalmayınca her şey olurlar. Bir savaşçı erk bulabilmek için gömer kendini. Kendine acıyarak ağlamak için değil. Gündelik yaşam dünyası. Asla. Üzerimizde etkisi olan kişisel bir şey, bizi yapan da yıkan da bir şey olarak görülmemelidir. Zira insanın savaş alanı, çevresindeki dünyayla giriştiği kavgasının alanı değildir. Onun savaş alanı, ta ufukta, sıradan bir insanın düşünemeyeceği bir alandadır. İnsanın insan olmaktan vazgeçtiği alan. Sözleri bir katalizör etkisi yapmıştı. Geçmiş eylemlerimin ağırlığını taşınılması olanaksız ve ket vurucu bir yük gibi duyumsuyordum. Benim için bir çıkar yol kalmadığını kabul etmekteydim. Yaşamımdan söz ederek ağlamaya başlamıştım.
çok uzun bir süre boyunca gezip dolaştığımı ve kendi yalnızlığımı ve çaresizliğimi kavrayabildiğim nadir anlar hariç acıya da, hüzne de duyarsız hale geldiğimi söyledim. Ama bir yandan öğrenme işi ne denli ürkünç olursa olsun, bir insanın dostsuz ya da bilgisiz kalmasının daha da korkunç olduğunu ekledi.